Merhabalar arkadaşlar bağla sorusu için hemen cümleyi incelemeye başlıyorum şöyle söylüyor biz bir tarifi takip etmek izlemek için e, malzemeleri içine koyacaklarımızı işte karıştırırız sarmanlarız keseriz ve onları bir araya getiririz diyor e, çiftçiler e, ekipman kullanırlar e, toprağı ve Anızı crop residue dediği o arkadaşlar ki parantez içinde anlatıyor. Önceki diyor ürünlerin e, sapları ve kökleri e, anızı ve toprağı birbirine karıştırmak için malzeme kullanırlar. E, neyden önce? Before planting, dikimden, ekimden önce ve bu mekanik eyleme tillage yani ne demek tillage kelimesi de e, toprağa işleme sürme adı verilir. Arkadaşlar şimdi şunu görüyorum yani artı eksi veremiyorum doğru değil mi? İki tarafta da birinci kısımda biz ne yapıyoruz ee, bir e, resipi yani bir tarifi takip etmek için kesiyoruz karıştırıyoruz bir araya getiriyoruz malzemeleri öbür tarafta da Çiftçiler aslında toprağı ve anızı ne yapıyor? Karıştırıyor arkadaşlar. Ee, yani birbirine benzeyen iki şeyi iki farklı özne yapıyor arkadaşlar. O zaman burada bir benzetme var gibi görünüyor. Hangisi benzetme yapar şıklardan? Edirne'deki Caztez. Peki anlamca ne olmuş olur? Tıpkı bizim bir tarifi, yemek tarifi özellikle buradaki yemek tarifini izlemek için e, malzemeleri harmanlamamız, kesmemiz ve bir araya getirmemiz gibi çiftçilerde ne yaparlar? Toprağı ve anızı e, karıştırmak için ekipman kullanırlar ekimden önce. Oldu e rağmen zıttık ister. Annesmedikçe amadıkça artı eksi bağlar zıttır. Provided that if demektir koşuluyla paralel bağlar. Because ise sebep sonuç anlatır. E, artı artı eksi eksi yani paralel bağlar ya da problem ve çözüm bağlar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Kelime sorumuz bu kez bir phrasal verb. Hemen cümleye bakıyoruz. Böcek popülasyonlarındaki aşırı düşüşle ilgilenmek için, adres bu konuyu ele almak için araştırmacılar e, inisiyatifleri teşvik ediyorlar. Neye teşvik ediyorlar? Restore insect habitats. E, böcek yaşam alanlarını yenilemeye teşvik ediyorlar ve Arkadaşlar burası önemli çünkü ve paralel bağlıyor. E böcek yaşam alanlarını yenilemeye teşvik etmeleri artı o zaman en'den sonra yine artı bir şey yapmalılar diyor ki ve zirai uygulamalarda kullanılan kimyasalların miktarını ne yapmaya teşvik ediyor olabilirler arkadaşlar? Olumlu bir etki yapmalıyız değil mi böcek popülasyonu açısından buraya koyduğumuz phrasal ile. Take up başlamak demek. Uygun olmazdı. Eksi olurdu. Fill out e, doldurmak demek bir formu doldurmak gibi. E, bring about neden olmak demek. E onu oraya koyarsak aslına bakılırsa olumlu ya da olumsuz bir şey söylemiş olmayacağız. Kattan kesmek, azaltmak demek arkadaşlar. Olabilir mi acaba? Diyor ki zirai uygulamalarda kullanılan kimyasalların miktarlarını azaltmaya teşvik ediyor. Güzel gibi değil mi? Draw on faydalanmak, yararlanmak demek benefit from anlamında kullanılıyor. Yine uygun olmayacaktı. Artı değil de eksi bir anlama bürünecekti. O yüzden doğru cevabımız elimizde deniz olarak kaldı. Bunlar önemli phrasal'lar arkadaşlar. Take up başlamak özellikle bir hobiye, bir aktiviteye fill out bir formu doldurmak, bir başvuru kağıdını doldurmak, bring about çok zorlan bir phrasal verb ne yapmak, neden olmak, yol açmak, cut down on ya da tek başına cut down kesmek, kısmak, azaltmak, draw on bir şeyden yararlanmak, faydalanmak demek. Merhabalar arkadaşlar preposition sorusunu doğru cevaplamak için hemen boşluk sonrasındaki kelimelere ya da öncesindeki kelimelere bakıyoruz Bunun dışında Eğer bir kalıp yoksa biliyorsunuz ki anlama odaklanıyoruz e, genellikle soru kökü başında olduğunda ben ilk olarak vite bakıyorum e, Onun dışında ofa bakıyorum Hani şu kadar kişinin içinden bu kadarı mesela savaşta yaralandı derken ofu görüyoruz Onun dışında diğerlerinin mutlaka anlamına bakmak lazım önce vite başlayacağım diyor ki küçük e, küresel liderler üstündeki baskıyla birlikte ne yapmaları için karbon salımlarını önemli miktarda azaltmaları için küresel liderler üstündeki önemli baskı ile birlikte güzel oldu değil mi? Önemli baskı içinde pek uygun görür, görünmüyor. Pe, önemli baskıdan, önemli baskının şu kadar ama miktar anlatan bir ifade yok. Ofu da kullanamam 10. Önemli baskı üstüne. Yani belki çok olası değil ama ikinci kısma bakalım isterseniz Burada ise bir kalıpla karşılaşıyoruz. Alternative ifadesi arkadaşlar. Diyor ki daha temiz enerji alternatifleri geliştirme. E, boşluk burning fossil fuels. Fosil yakıtları yakmaya alternatif. Alternative to ile kullanırız. Hangisinde var arkadaşlar? Tabii ki Adana'da var. Doğru cevabı A olarak işaretleyip hemen çevirisini hızlıca yapıyorum. Diyor ki e, İklim değişikliğinin aciliyetini çözmek için önemli miktarda karbon salımlarını azaltmaları için küresel liderler üstündeki baskı ile birlikte acil bir ihtiyaç var e, fosil yakıtları yakmaya e, daha temiz enerji alternatifleri geliştirmek için. Doğru cevap aşıkı. Merhabalar arkadaşlar grammar sorumuzun ilk boşluğuna baktığımda önündeki nowadays'in bugünlerde anlamıyla bizi present bir ifadeye götürmesi gerekiyor. Bu durumda past olduğunu bildiğim used to be combated savaşılırdı b şıkkı, d şıkkı should have been combated savaşılmalıydı ve e şıkkı savaşılmak zorundaydı diyen had to be combated past oldukları için eleniyorlar. Geriye ise elimizde maybe be combated ve can be combated present savaşılabilir ifadeleri kalıyor. İkinci kısım için baktığımda Of'u görüyorum boşluğun önünde. Of bir preposition, İngilizce'de prepositionlardan sonra verb ing getirilmesi gerektiğini biliyoruz. İsim gelir çünkü. Bu durumda Adana being examined, pasif ve verb ing var olabilir. Examining, aktif ve verb ing var olabilir. O zaman ikinci boşluktan sonra nesne olup olmadığına, bize aktif mi yoksa pasif yani edilgen bir fiil mi gerekip gerekmediğine bakmak lazım. Baktığım zaman boşluktan sonrasında nesne var mı diye e, Examine incelemek, araştırmak demek. Neyi incelemek, araştırmak? The body's tissue yani vücudun dokusunu incelemek, araştırmak. Demek ki yanında nesne var. Doğru mu? O zaman ben being examined pasif yapıyı eliyorum ve C şıkkını doğru olarak işaretliyorum. Aslında genel olarak cümlenin anlamına bakmadan soruyu doğru cevaplayabiliyoruz ama yine de biz bir çevirisini yapalım. Diyor ki günümüzde melanom ve akciğer kanseri etkili bir şekilde bağışıklık sağlamak için yapılan tedavi yoluyla e, savaşılabilir diyor. Bunlarla savaşılabilir anlaşıldı. Ki bu iminoterapi yani bağışıklık sağlama tedavisi bağışıklık sisteminin normal işlevinin hedefli kullanımını yapar. Hangi bağışıklık sisteminin düzenli olarak vücudun dokusunu patojen ve hasarlar için inceleyen yapı? Merhabalar arkadaşlar. Bir kelime sorusu, bir fiil sorusu var elimizde. Hemen incelemeye başlıyorum. Diyor ki: Yağ ve suyun birbirlerine karışma ve o şekilde kalma isteksizliği So well known that O kadar iyi biliniyor ki O bir klişe haline geldi Niçin bir klişe haline geldi? Şurası çok önemli arkadaşlar e, Herhangi iki şeyi nokta nokta etmek için Ama hangi herhangi iki şeyi Birlikte iyi anlaşamayan Birlikte olmayan iki şeyi Birlikte iyi gitmeyen iki şeyi e, Ne yapmak için bir klişe haline gelmiştir? Su veya Annihilate yok etmek Ortadan kaldırmak değil Describe olabilir mi? Birlikte anlaşamayan iki şeyi tasvir etmek, anlatmak için bir klişe haline gelmiştir yağ ve su. Güzel. Divide bölmek, anticipate ummak, beklemek, tahmin etmek, reduce azaltmak, indirgemek. Bursa değil mi? E, birlikte iyi olmayan şeyleri tarif etmek için klişe haline gelmiştir su ve yağ arkadaşlar Bursa.